Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün İstanbul'da Orhanlı'dayız, organize sanayi bölgesindeyiz ve sizlere genç bir Türk şirketinin yaptığı girişimde dünyadan ses getiren bir Türk şirketiyle beraber olacağız. Geliştirdikleri sorti 150 kilogramlık kargoyu taşıyabilecek. Bu tabii görmüş olduğunuz bunun yaklaşık 3'te 1 oranında bir modeli. Daha da büyüyecek, uçuşlara başlayacak. Dünyadan çok büyük ilgi var bu sisteme. Böyle bir kargo sistemi nasıl çalışıyor? Nasıl kalkış yapıyor? Hedefler neler? Keyifli bir sohbetle beraberiz. Salgınla birlikte kargo hayatımızın çok önemli bir parçası oldu. Yemekten acil ihtiyaçlara kadar her şey ayağımıza kargo şirketleriyle geliyor. Türk girişimcilerin kurduğu Sorti, hava kargoda yeni bir çığır açacak. 150 kilogramlık yükü booster yardımıyla gerektiğinde pistin olmadığı yerden havalandıracak. Saatte 1000 kilometre hızla uçup menzile götürecek. Booster ve uzay roket sistemleri tecrübesini bu projeye aktaran genç ekip tasarımları 8 ayda tamamladı. Yurt dışından da hemen yatırım aldı. Sorti Kargo'nun kurucularından Emre Taşkın, kargo pazarına yeni bir boyut getirecek Sorti'yi anlattı. Şu an Sorti Kargo'nun atölyesindeyiz ve Emre Bey ile beraberiz. Öncelikli olarak şu an bir gördüğümüz bu bir maket. Kaç metre olacak boyutu? Şimdi gerçek boyutları baştan arka tarafa doğru 5 metre, kanat açıklığı da yaklaşık 4 metre olacak bir gerçek modelimiz olacak. Bu modelin 150 kilogram taşıma kapasitesinin yanında 1000 kilometre saatlik bir hıza ulaşmasını ve 2500 kilometre range olmasını, yani mesafe yarı çapında görev yapmasını öngörüyoruz. Bu minimum ulaşabileceğimiz ürün olarak tasarladığımız aracımız. Bunun toplam boyu 1.6 metre, kanat açıklığı da 1.8 metre. Yaklaşık 1 bölü 3 ölçeklisi hız ve taşıma kapasitesi olarak da bunu söyleyebilirim. 1 bölü 3 ölçeklisini turbojet motoruyla yapmaya başladığımız, planladığımız ve devam ettiğimiz ürünümüz. Sizin fikri nereden aklınıza geldi? Böyle bir farklı bir konsept çünkü bu. Çok yüksek hızlı bir kargo İHA sistemi diyelim buna. Şimdi biz tabii kargo taşımacılığının öneminin artışını ve sektörün büyüme hızını gözlemlerken şunu da fark ettik. İnsansız hava araçlarıyla kargo taşımak aslında kısa mesafelerde dronlarla şehir içinde falan mümkün olabilir ama konvansiyonel, yani günümüz teknolojisinde kargo taşıyan yolcu uçakları kıvamında bir taşıma operasyonu yok. Bunu otonom, insansız olarak yaparsak dünyanın ritmini değiştirebileceğimizi öngördük. Rakipleri inceledik, yani insansız hava aracıyla kargo paketleri taşıyan rakiplerimizi inceledik. Elektrikli sistemlerle, kuadrokopterlerle bu işleri daha çok yapmak istedim. Şehir içi biraz kargo götürmesi, pizza getirmesi falan tadında yaklaşımlar var. Kesinlikle. Gerçekten uçakla gidilebilen, yani 500 kilometreden sonra ve 3000 kilometreden aşağı dediğimiz. Çünkü bir yolcu uçağı, kargo taşıyan bir yolcu uçağı 3000 kilometre ortalama bir menzille bu operasyonu yürütüyor. Bunu bir insansız hava aracıyla, biraz daha kişiye özel, custom, 150 kiloluk, yani doldur boşalt operasyonunu beklemeden kalkışa her an hazır araçlarla yapabilirsek gerçekten çok büyük bir pazara hitap edeceğimizi gördük. Burada şu anda dünya kargo taşıma pazarı yaklaşık 3 trilyon dolar civarında. Bizim mesafe ve ağırlık olarak bir dilim çıkartırsak, hitap ettiğimiz direkt dilimi çıkartırsak 300 milyar dolarlık bir pazara hitap ediyoruz aslında. Yani bunun işte yüzde kaçına sahip olabiliriz bilmiyorum ama fonksiyonel özellikler olarak gayet müsait ve büyük bir pazar bizim için. Biraz önce dediğim gibi benim aklıma şehir içerisindeki bu daha kısa mesafeli, hani öyle trafiği aşıp inecek sistemler geliyor. Ama siz burada uzun menzile giden bir roket görünümü, bir seyir füzesi görünümünde ama sivil amaçlı, hı hı, İHA yasal altyapısı üzerine uçan, hı hı, bir şey yapıyorsunuz. Hı hı. Dünyada rakipleriniz var mı kendi sınıfınızda? Kendi sınıfımızda turbojetle kargo taşımacılığı yapacak insansız bir araçla biz karşılaşmadık. Karşılaşanların bizimle iletişime geçmesini gerçekten istiyoruz. Amerika'da da, Afrika'da da,
Avrupa'da da bu tip bir araçla karşılaşmadık. Ama günümüz teknolojileri buna çok müsait. Bilirsiniz önce uzay ya da savunma teknolojilerinde olaylar gelişir ve sonra halka indirilir bu teknolojiler. Artık halka inme zamanının geldiği fiyat ve performans aşamalarına çok yaklaştı. Biz de bunu yapmayı hedefliyoruz ve ölçümlerimiz ve hesaplamalarımız yapılabilir olduğunu gayet gösteriyor. Seyir füzesi dedik. Görünüm olarak ve işte kanat yapısı, motor tipi falan oldukça benzer, haklısınız. Zaten seyir füzelerinin seyir hızları, taşıdığı ağırlıklar, mesafeleri ne çok yakın bir araç. Seyir füzelerinden tek farkı, seyir füzelerinin motorları 10 saat, 20 saat tek kullanımlık, tek yönlü çalışabilen motorlarken turbojet, yani konvansiyonel uçuş insan taşımacılığında kullanılan motorları kullandığımızda, bakımlarını yaptığımızda çok yüksek saatlerde taşımacılığı yapıp kar etme aşamasına geçebiliyoruz. Yani bir aracın, bir motor ömrünün onda biri kadar bir sürede aslında kurulum maliyetlerini çıkartabilen bir sistem olduğunu gördük. Bu da hem yatırımcıya, hem işletmeciye, hem üreticiye oyunda elinin güçlü olmasını sağlayacak çok özel bir avantaj sağlıyor aslında. Peki testleriniz ne zaman başlayacak bunlarla ilgili? Ne aşamadasınız? Biraz onu dinlemek isterim. Teknoloji gelişmişlik seviyesi olarak laboratuvarda yapılabilecek. Bütün testleri tamamlamış durumdayız zaten. Aracın dışarıda iletişimini sağlaması ve belli yollarda, belli mesafelerde haberleşmesi testleri bitmiş durumda. Tabii bunlardan önce fizibilite çalışması, yani pazardaki yeri uçabilecek mi, ne kadar boyutta olursa uçar, gerçek araçtan bahsediyorum. Onların bütün çalışmaları ilk başta yapıldı. Müşteri görüşmeleri gerçekleştirildi ve MVP ürünün uçuşu, haberleşmesi, iniş kalkışı sağlandı. Gerçek aracın uçuşu ve haberleşmesi ve kargo taşıması aşamasını 2023'te tamamlamış olacağız. Planlarımıza göre bir ülkeler arası değil, bir ülkenin içerisinde iki nokta arasında ilk kargo taşımacılıkla ilk kontratımızı yaparak ticari hizmetimizi vermiş olacağız. Ben şeyi de merak ediyorum. Tabii İHA dediğimiz zaman işte dronlar, insansız hava araçları sivil havacılık için bir hukuksal altyapı üzerine oturmaya başladı. Kategoriler var. Peki bu araç hangi kategoriye girecek? Regülasyonları ben firma içinde direkt gözlemleyip raporlama sorumluluğunu almış kişi olarak Amerika'daki ve Avrupa'daki regülasyonların tamamını inceledim. Durum şu, 2 haftada 3 haftada bir her regülasyona güncelleme geliyor. Yani yeni bir şey çıkıyor. Evet, çünkü ticari olarak olan bir şeyin hukuki altyapısını oluşturmakta aslında merkezi yönetimler zorluk çekiyor. Bu gerçek. Ama gayet düzgün kategorilendirdiğinde İHA 3, yani en üst ağırlıklar, seviyeler, irtifalar ve üstte olan kategoride biz yer alıyoruz. Bütün dünyada şu anda bizim iş planımızla ilgili sadece oluşmamış regülasyonlardan biri var. O da otonom uçuş. Yani kendi kendine kalksın, insin, taşısın konusunu herhangi bir hukuksal şeye dayandırabilmiş değil insanoğlu. Çünkü yani araç kendi kendine karar verirken bir yere zarar verdiğinde cezayı kime keseceksiniz ve ne kadar üçüncü keseceksiniz kısmı? Sigortası ne olacak bu konu? Havacılıkta çok önemli. Pilota mı, işletmeciye mi, aracı mı gidip hapse atacağız? Yani bunlar bilinmeyen ve daha henüz karşılaşılmayan konular. Ama eminim, yani reusable roketler yapıldığında da aslında regülasyonları yoktu. Patlamalar, çatlamalar oluyordu. Herkes tedirgindi. İnsanların başına gelmeyen kalmadı. Yine otonom araçlarda aynı şeyleri görüyoruz. Yani otonomla ilgili regülasyonlar sorun yaratabilir. Onun dışında yarı pilotlu, semi pilot, iniş kalkışta sadece otopilottan bazı destekler alarak uçuşla ilgili herhangi bir engel yok. Bizi engelleyecek bir şey görünmüyor. Yani oturmuş durumda. Türkiye'de Avrupa regülasyonlarına daha yakın hareket ediyor. Amerika'da tabii mesafeler biraz daha rahat olduğu için insanların koruma altında olduğu uçuşlara izin veriyor. İnsanların bulunmadığı bölgelerde, bulunmadığı rotalardan geçerek, belli irtifalardan uçarak hizmet vermemiz mümkün şu anda. Zaten havacılıkta bir Amerikan FAA, EASA, Avrupa'nın zaten çok ortak çalışıyorlar birçok konuda. Türkiye'de Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de bunları yakından takip edip kendi
kurallarını buna göre güncelliyor. Evet. Biz tabii böyle bir hava aracıyla ilgili, yerli sistemlerle ilgili haber yaptığımız zaman bunun motoru nereden diye böyle bir soru geliyor. Zaman. Çünkü görüntü itibariyle sizin belki bir kanatlı bir kargo aracı ama kullandığınız motor nedir? Bunun bir yerli muadili olabilir mi? Veya sizin artı değer ne koyuyorsunuz bunun üzerine? Şimdi motor bizim gerçekten özel alanımız. Çünkü biz uzay motorları sistemleri üzerine çalışma yapmış bir ekibiz. Ekibin altyapısında itki teknolojileri var. Burada rotating detonation engine dediğimiz dönel patlamalı motorlar kategorisinde özel bir termodinamik çevrimle motor çalışmalarını yapmış ve Türkiye'de bu teknoloji gelişmişlik seviyesi olarak en çok veriye sahip ekibiz. Ekipte bununla ilgili akademik makaleler yazmış insanlar var, patentleri var ekibin. Ve iyi durumdayız. Dünya kategorilerinde de oldukça iyi durumdayız. Tabii biz bu motoru kullanmayacağız ama itkiyi, yanmayı çok iyi analiz etmiş. Daha önceden de roket teknolojilerinin itki motorları, katı yakıtlılar, hibrit motorlarla ilgili çalışmış bir ekibiz. Turbojet motorunu bu tip bir araçta çalıştıracak, yerli bir itki seviyesini de sağlayacak yerli bir üreticimiz henüz yok. Birkaç motorla bunu devreye alabiliriz. Uluslararası çalışan çok büyük firmalar var. Biz motor tedarikçimizle zaten anlaşmamızı yaptık. Çek Cumhuriyeti'nde bir firmadır. Şu an üzerinde MVP'nin yani prototipin dersek daha hani şey olabilir belki. Net anlatabiliriz. Geleceğimiz gerçek motorun tedariğinde Avrupalı bir partnerimiz var. Yerli bir partnerimiz olsun diye zaten işte gizlilik sözleşmelerimizi imzaladığımız çok değerli firmalarımız var. Yani motor teknolojisi milli muharip uçaktaki gibi 5. nesil hava aracında hani erişilemeyecek seviyede değil. Mikro turbojetler kategorisinde dünyaca ünlü en az 10 tane firma sayabilirim size tedarikçi olarak. Hem Uzak Doğu'da hem Brezilya'da hem Amerika'da hem Avrupa'da var. Dolayısıyla tedarikle ilgili bir sıkıntı olmayacak. Motor konusu bir aracın yaklaşık %20'lik 25'lik bir maliyetidir. Ve önemli bir maliyetidir. En önemli belki maliyet kalemi. İş planına baktığımızda aslında biz kargo işletmeciliği iş planıyla yola çıkıyoruz. Tabii ki araçları kendimiz yapmak zorundayız. Çünkü gidip parasını verip birinden bu aracı alma şansımız şu an için yok. Tabii ki bunu yapabilecek özellikle firmalar var ama yapmış değiller. Yapmış değillerken biz de yapmış değilken hani biz de bir know-how edinip de bu işin içine girmeyi öngörüyoruz. Bizim aracımızda yalnız itki teknolojilerinde spesifik bir dokunuş var. O da şu, turbojet motorunun yanında biz bir hibrit booster dediğimiz, hibrit yükseltici diyebilirim. Hibrit olma sebebi yakıtı katı, oksitleyicisi sıvı. Bu yanma oluştuğunda, biz bunu roketlerde daha önce test ettik ve birçok Türkiye'deki en gelişmiş hibrit boostercılarla zaten işbirliği halindeyiz. Bizim ekibimizde de daha önce o firmalarda büyük deneyleri, büyük projeleri yönetmiş insanlar var. Danışmanlarımız var. Profesyonel çalışma yürüttüğümüz. Hibrit booster teknolojisini işin içine katma sebebimiz aracın olduğu yerden herhangi bir pist olmadan sadece bir sehpanın üzerinden belli bir açıyla yükselerek kendi motor devrine ulaşmış ve itki seviyesine ulaşmış hıza geldiğinde hibrit booster'ı tahliye etmesini sağlayarak aracın normal seyrine devam etmesi turbojetiyle. Yani pistsiz bunu istenilen, örneğin şu an bir organize sanayi içerisindeyiz. Buradan bir malı yaptı. Sivil havacılıkta da diyelim ki uçuş izinleri, şunlar bunlar her şey tamamlandı. Burada bir sehpa üzerinden o booster kullanarak havalanması ve gideceği noktaya ulaştırılması. Yani aynen öyle 50 metrekare, 100 metrekarelik bir alandan, önü açık bir alandan kalkarak booster'ını operasyon, kalkış operasyonu sonrasında tahliye edebileceği bir yeri varsa bu araç kendi hızına turbojetiyle ulaşıp binlerce kilometre gidebiliyor. Avantajlarından birkaçını öne sürmek istiyorum. Bir tanesi piste ihtiyacınız yok, işletme masrafları yok. İkincisi araç zaten belli bir hıza ulaşana kadar çok fazla yakıt yakar. Bunu kendi motoruyla yapacağına ek bir motorla yapıp tahliye ettiğinizde çok büyük bir yakıt avantajı sağlıyorsunuz. Yani 500 kilometre menzile gideceğine belki bir anda 750 binlere hani çok fark var. Yaratıyor. Güvenli oluşu, katı itki
teknolojilerinde TNT etkisi çok yüksek. İnflak edebilir. Araç kalkışta yön değiştirdi. Bir manevrada problem olduğu zaman durduramıyorsunuz. Çünkü katılarda oksitleyici ve yanıcı birbirle karışık hamur gibi, ayırma şansınız yok. Burada oksitleyiciyi kesebiliyorsunuz kontrollü vanalarla ve istediğiniz itkide oksitleyici vererek istediğiniz itkiye işte parabolik, hiperbolik olarak yani kendi istediğiniz seviyelerde yöneterek ulaşabiliyorsunuz. Bunlar tabii oyunu değiştiren konular ve biz itki teknolojilerine daha önceki tecrübelerimizle bir iş planına bunu adapte ettiğimizde çok fazla şeyi değiştirmiş olduk. Ve hepsi de kanıtlanmış teknolojiler. Yani aracın üstünde işte haberleşmesinde kullanılanından tutun antenine kadar, işte motor teknolojisinden booster'ına kadar. Bunların hepsi dünyada daha önce yapıldı. Bu aracın üstünde bir araya getirildi gibi düşünebilirsiniz. Yani kendini işte pilli diş fırçası gibi. Pil vardı, diş fırçası vardı. Hani bir kombinasyonla herkesin evine girdi. Yani tam onun gibi. İlk yapan da hem pil ve hem diş fırçası markası olmasına rağmen kendisi yapmadı. Başka biri yaptı ve şu anda dünya devi olanlar inovasyonu takip edenler oldu. Dolayısıyla iyi bir yerdeyiz. İş fikri olarak da getirecek imkanlar olarak da. Yani lojistik çok önemli. Şöyle söyleyebilirim. Yani İpek yolundan, baharat yolundan yola çıkarsak bile, yani yüzyıllar, bin yıllar öncesinden önce bile taşıma hattı olan, üzerinde olan şehirler, insanlar, toplumlar çok fazla gelişti. Hem kültürel olarak hem ekonomik olarak. Yani suyun başını tutan şehirler, ülkeler çok daha fazla gelişiyor. Ve işte büyük limanları olan ülkeler, işte Dubai'nin Dubai olmasındaki espri, Arap Yarımadası'na indirdiği gemilerle gelen ürünler, lojistik ağını çok iyi kurması. Sonra da kurduğu havalimanı ve kargo yani altyapısı. Çok merkez bir nokta oluyor. İstanbul Havalimanı'nın etkisi öyle. Coğrafi konum olarak baktığınızda gelişmişliğe açıklık anlamında eğer siz nakliye yapabiliyorsanız gerçekten oyunu değiştirebiliyorsunuz ve kaynağı hem maddi hem insani kaynakları bir araya getirebiliyorsunuz. Yani bir ada düşünün, hiçbir şey yok. Ulaşmanız gerekiyor. Oradaki insanların size ulaşması gerekiyor. Bir altyapı kurduğunuzu düşünün. İnsansız hava araçlarıyla acil durumlarda, normal durumlarda her an taşımacılığın gerçekleşebildiği ve bunun saatler içinde olduğu. Bu çok özel bir durum. Yani başka gezegenlerle zaten bunu sağlayamamamız sebebi de o. Ulaşım, ulaştırma, doğru hızda, doğru zamanda orada olamama. Ama dünya üzerindeki teknolojiler şu anda hazır. Biz hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Çok ciddi gelişmelerle, çok ciddi taleplerle de karşı karşıyayız. Ben tabii soracağım, siz ne mühendissiniz, ne eğitim aldınız? Biraz onları anlatalım. Çünkü roket diyoruz, insansız hava aracı diyoruz. Farklı farklı teknolojiler, booster teknolojisi diyoruz. Hani bunları nasıl, hangi eğitimlerle geldiniz? Onu da böyle bir arkadaşlarımız ya sizden... Benim şahsen aslında biraz karışık. Meslek lisesinden ben mezun oldum. Denizcilik meslek lisesi. Sonra gemi makineleri yüksek, meslek yüksek okulundan mezun oldum. DGS ile makine mühendisliğine, İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ Makine'ye geçiş yaptım. Oradan mezun aslında oldum. Aslında tam hani kaynak yaparak neredeyse bu işin evet, adım adım yani uygulamasıyla başladım. Talaşlı imalat yapmaya başladığımda 13-14 yaşındaydım. Şu anda 33 yaşındayım ve bir şey tasarlarken etkisi oluyor ister istemez. Üniversite yıllarının sonuna doğru katmanlı üretim teknolojilerine, 3D printing teknolojilerine bünyeme kattım. Onlar tabii burada aracın gövdesinde, her yerinde çok özel bir metotla ürettik. Onu merak eden, hani kalıpsız sadece 3D printer desteğiyle bu aracı ortaya çıkarabildik. Ve maliyet etkin konusunu hani paramparça ettik böyle yaparak. Yani %1'lere falan geldi konu. Oldukça iyi bir tecrübeydi. Airbus'un daha önce yaptığını teyit ettik. Kendi aklımıza geleni uygulanmış ve düzgün sonuç alınmış. Doğru metotlarla birleştirebildik. Ardından elektronik haberleşme yüksek lisansı Yıldız Teknik'te yaptım. O da tabii aracın hani gözü kulağı olmak demek oluyor ve çok değerli insanlarla da tanıştım. Sadece bunları kendiniz yapmıyorsunuz. İşletmeci olduğunuzda esas o yapacak kişilerin dilinden anlamak ve onlarla birlikte yapabilme bir özelliğiniz daha değerli. Gerekiyor size. İnsanlarla tanışıyorsunuz, projeler yapıyorsunuz. Hal böyle olunca üretimi, makine mühendisliğini, elektronik haberleşme işin içine kattık. Tabii gerçekten aydınlanmanın yaşandığı dönem
MBA eğitimim de gerçekleşti. Sağ İstanbul'un MBA programına ben dahil oldum. Sağ olsunlar, oldukça seçme kişileri alıyorlar. Çok büyük firmalardan, savunma ve havacılıktan çok özel insanlarla aynı sınıfta oldum ve Türkiye'nin en iyi eğitmenlerini gerçekten programa dahil ediyorlar. Yani orada bilgileri, teknik bilgileri, insani terminolojilerle birleştirince gerçek bir işletme, iş fikrini nasıl hayata geçireceğimi öğrendim. Tabii tek başıma değilim. Ekipte 2010'dan beri roketçilik yapan Ümit Yelken var. O kendisi şu anda doktorasını bitirmek üzere. Doktora tezinden bahsedeyim. Geçmişi İTÜ Makine benim bitirme arkadaşımdır. Havacılık yüksek lisansı var. Doktora tezi Ay toprağından bir hibrit booster yapmak üzerine kurulu Ay bir tez. Ay toprağından. Koç Üniversitesi'nde yapıyor. Muhtemelen bunu yayınlayamayacaksınız. Yasaktır ama espriler var yani. Hani konseptin gelişmesinde her yerden ek bir şey var. Dolayısıyla bunların hepsinin birleşmesi sonucu ortaya çıkıyor. Sorti Cargo işte 8 aylık falan bir proje. Yani fizibilite çalışmasına başlayalım. Bu proje olabilir fikri geldiği andan bugüne. Ve 8 ayda bunu bu aşamaya getirdiniz. 8 ayda aslında prototipi yapmak, fikri geliştirmek. Tabii bunlar ekibin aktif çalışmasıyla mümkün ve interaktif bütün globalle mümkün. En önemli şey aslında müşterilerin ne istediğini gözlemlemek. 200'e yakın yatırımcı görüşmesi yaptık. Dünyanın her yerinden. Burada bütün büyük havayolu firmaları var. Türkiye tabii ki Turkish Airlines de var. Ve iyi bağlantılarımız var hepsiyle. Hepsi gelişmeyi çok yakından takip ediyor. Yani havayolu için bu dehşet bir şey. Yani 150 kilo bir yükü çok acil bir fabrikanın bir malzemesi lazım. Ve ulaştıracaksınız. Düğmeye basıyorsunuz. Saatte 1000 kilometre aşağı yukarı bir kargo uçağından biraz daha hızlı uçuyorsunuz. Yani şimdi dünyanın en büyük, en çok araba üreten firması Just In Time. Yani depo olmadan doğru tedarik zinciriyle iş yönetiyor. Pandemi mahvetti bunları. Joker araç olarak bu araçlardan üreticide bulundurup acil durumda kargo taşımacılığı yapmak üzere fabrikalarda bölgeler kurarak, pilot bölgeler kurarak devreye alma ile ilgili bizimle iletişime geçti. Yani acil ilaç mı gidecek, kan mı gidecek? Bu fabrika aslında elektronik komponentler ve acil işte bazı pompalar gibi düşünüyor. 150 kilogram aslında bir büyük yolcu valizi diyebiliriz. Hani bir kişinin taşıyabileceği ne varsa tekerlekli olarak belli bir hacime sığacak ve tabii bazı G ve sıcaklık dayanımları olacak kargolarla başlayacak. Paraşüt olacak belki alana indireceksiniz onu. Paraşüt değiliz. Roket kurtarmada yaptığımız yani bayağı bir paraşüt dünyaca iyi markalardaki paraşütler elimizde zaten var. Ama iş fikrimize henüz katmadık. Yatırımcı görüşmelerimize de katmadık. Ha, bu uçak gibi. Çünkü sürekli insin kalksın istiyoruz. Bir şeyi 1000 kilometreden bıraktığınızda ne olacağını test etme tabii, şansımız yok. Tabii. Airbus A400M'lerle falan bazı şeyler yapıyor ama işte hızları belli, şeyleri belli. Operasyonel olarak ne olacağını test etmemiz lazım. Ama dediğiniz gibi paraşütle bırakan, kan taşıyan Afrika'da dünyanın en büyük insan savu aracı kargo firması var. 16 ülkede yol olmayan yerlerde küçük pratik araçlarla, küçük sapanlarla fırlatarak yapıyorlar. Köpükten araçları ama iş fikri. Yani basit planörle adamın yaptıkları insanların, bölgedeki insanların hayatını o kadar değiştiriyor ki çok elit teknolojiler diyebilirim. Yani görüntüsü basit ama hayat kurtarıyor belki. Bir ilaç gidiyor, bir oradaki köydeki kan taşımacılığı yapıyorlar direkt. Yani acil işte kan lazım oldu, kaza oldu. Direkt kan paketini taşıyabiliyorlar. Bu yol olmayan bir yere ulaşamazsınız başka tabii şekilde. Helikopterle koca koca uçaklar, helikopterler lazım. Evet. Ciddi maliyet herkesin de elinde yok. Peki şu an dediniz ki 8 ayda buraya getirdik ama nereye getirdiniz? Ama arkasında da tabii ki meslek lisesinden başlayan, evet, akademik yönüyle hem malzemeye dokunup akademik açıdan da bunu geliştirip ve bir yere taşımışsınız siz bunu. Bir ortaklık ne durumdasınız bunlarla ilgili? Daha doğrusu bize ne söyleyebilirsiniz? Bir sürü gizlilik anlaşmanız şimdi var ama. Şimdi biz 3 ortak olarak zaten uzay etki sistemlerinden beri aynı kadro, iş fikirleri dahil olup başka firmaları kurup yönetmek gerekiyor.
O kadromuzda 3 kişiyiz. Kerem Özkan, Ümit Yelken ve ben. Burada bir projeyi, yüksek maliyetli projeleri başka ortaklar alarak, kendi öz sermayenizden de olabilir büyükseniz, ama biz bu alanda gerçekten dünya devleriyle mücadele edecek bir alanda tek başımıza kendi öz sermayelerimizle ilerleyemeyiz. Bu tip startuplar dünyada, Amerika ekosisteminde çok hızlı büyürler. Biz o kültüre biraz daha hakimiz. İşbirliklerini bu çerçevede geliştiriyoruz. Yani bizim yatırımcı olacak, işte bize destek verecek kişiler sektörden bilen büyük firmalar oluyor. Şu anda yerli mi yabancı mı? Ben biraz gazeteci olarak şöyle bir şeyler anlıyorum. Yani şöyle diyebilirim. İtalya'da İtalya'nın en büyük havacılık ve uzay firması olan firmayla görüşmelerimiz devam ediyor diyeyim. Yani onu artık izleyicilerimiz işte helikopter mi yapıyor, uçak mı yapıyor, başka bir şey mi, onu araştırıp bulsunlar. Umarım oralardan bir şeyler çıkar. Çünkü siz aynı zamanda da gençlerimiz açısından, işte bugün işte tercih günleri var, ben ne olayım, ben savunmayı, havacılığı çok seviyorum, burada bir kariyer inşa edeceğim diyor insanlarımız, gençlerimiz. Sizleri örnek alsınlar, yollarını buna göre kursunlar ve bir başlangıç projesinin bir hayalle nereye geldiğini hem de çok kısa bir sürede görsünler. Çok çok teşekkürler zaman ayırdınız. Ben teşekkür ederim. Umarız insanlarımız... Tabii, yani biz 200 yatırımcı görüşmesinden şunu anladık. Türkiye şu anda insansız hava araçları konusunda o kadar gelişmiş insan kaynağını elinde tutuyor. O kadar işler kolay ilerliyor ve sonuçta o kadar çok kişiye dokunabiliyoruz ki gerçekten bundan bir gelir elde etmek, dünyadaki rakiplere göre avantaj sağlamak, hızlı, pratik, ekonomik olmak mümkün. Bu konuyla ilgili çalışma yapmak isteyen Türkiye'deki, dünyadaki insanlara yani pratik çözümlere ulaşmaya çok yakın olduklarını söyleyebilirim. Zaten ekibimizde bizim bu yaz 9 tane stajyerimiz var. Değişik disiplinlerden gelen 9 stajyer. Artacak da, iletişimde olduğum birçok arkadaşım da var. İşin içine dokunabilecekleri firmalar, işte startuplar, 40-50 kişilik firmalar altyapılarıyla oluşmaya başlıyor ve zaten bir ekosistemi hayatta tutan şeyler o alt yükleniciler oluyor. Proje yöneticisi büyük babalar dışında o 50 kişilik 100 tane firma olmadan hiçbir ülke hiçbir şeyi hayata geçiremiyor. Biz orada bir yerdeyiz. Doğru partnerlikler kuruyoruz. Bütün startup başlangıcı yapmak isteyen, işte iş fikrini hayata geçirmek isteyen kişilere umarım güzel örnek olacağız. Çünkü ben şimdi 33 yaşındayım. 25 yaşıyla 27 yaş, işte 20 ile 30 yaş arasındaki insanlar, yani 20-25 diyeyim, tamam hadi biraz daha şey olsun, çok farklı düşünüyor, çok pratik düşünüyor ve onlarsız olmuyor. Onların göz zevkiyle hitap ettiği zaman ve konuyla ilgili espri üretmeye başladıkları zaman benimseyip, yani işte sorti kargo, işte hemen kalkıyor falan gibi kendi aralarında lisede insanlar konuşmaya başladığı zaman ben onları yakalamış oluyorum. O zaman işte özenmiş oluyorlar. Bir ideolojisi oluyor işin arkasında. Bir manevi güç oluyor. Biz heyecanlı bir milletiz. Yani ben savunmada, askeriyede böyle kendini, özgüvenini aşağıda tutan bir Türk hiç görmedim. Her zaman biz savaşçı bir milletiz. Yani NATO'nun en çok savaşan ülkesiyiz. Her zaman ülkemiz için doğru teknolojilere ulaşarak güvende kalmanın bir yolunu bulduk. Şu anda artık ekonomik savaştayız. Ekonomik savaşları yürütmek için teknolojiyi çok iyi kullanmanız lazım. Ve inanın 15-25 yaş arasındaki çocukları görün, telefondan dünyayı yönetebilecek kadar iyiler. Ve şu anda dünyadaki rakiplerimiz, büyük rakiplerimiz bunu kendileri yapamıyorlar. O kadar esnek değiller ve çok güvenilebilir bir altyapımız var. Gençlik, yaş ortalaması çok iyi durumda. Çok iyi olacağına eminim. Sadece herkes yapmak istediği şeyi bulacak ve oraya yakınlaşacak. O hedefe doğru gitmek gerekiyor. Oraya doğru yönlendirmek, biraz ufak dokunuşlarla belki de sizin o nasıl koca hava aracını ufacık roketle olduğu yerden kaldırıyorsunuz. Biraz öyle sihirli dokunuşlar lazım gibime geliyor bana.
Şöyle, insan kendini güvende istediği işi yaparken hissettiği zaman o nöron oradan oraya atlıyor. Biz o kadar o keçilik yaptık, bu aracı tasarladık. Dördüncü ayda o konu geldi aklımıza. Nasıl kalkacağız konusunu konuşurken rampalar tasarlandı. İşte kaç metrede kalkabiliyoruzlar defalarca hesaplandı. Yani bir gün bir an gerçekten kendinizi iyi hissettiğiniz, işinizle ilgili düşünecek doğru vakti bulduğunuz anda geliyor. O anı sabırsızlıkla beklesinler. Yani olacak ve çok iyi olacak. Ondan sonra gerçekten kapılar açılacak. Ve sadece fikirle değil, uygulanabilir fikirlerle bunu yapacaklar. Doğru insanları bularak faydamız olursa, gerçekten bağlantı kurmak isterlerse ben açıklamalara gelelim. Sizin sosyal medya hesaplarınızın bilgilerini vereceğim. Hı hı. Umarım daha çok genç arkadaşlarımız sizleri bulurlar, bir hayatlarına yön çizerler. Umarım. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Yani ses konusu burada tabii, burada çekim biz yapmak. Biz burası bir organize sanayi. Biz bu sesi duymamız gerekiyor ki burada bir şeyler yapıldığını insanlarımız hissetsin. Önemlidir. Dış sesler her zaman motive edeceğine ben inanıyorum. Demin size de söyledim. Şimdi seste uyarabilirim, hepsi arkadaşım ama burada bu sanayide en çok ses yapan insanlardan niye? Biriyim. Çünkü turbojet motoru çalışınca uçak iniyor buraya. Gerçekten onu hissediyorlar. Gece çalıştırdığımda gerçekten güvenliklerin buraya doğru koşarak çok büyük bir sorun olduğunu düşünerek geldiğini gördüm. Alışmıştır ama şimdi. Şu anda mesaj atıyorum. Grubumuz var sanayi sesinde. Ben başlıyorum diyorum. Herkes ya kulaklık takan takıyor, oturan oturuyor. Ondan önce de uzay motoru itki sistemini çalışıyorduk. O da detonasyon infilak ediyor. Güm diye bir patlama oluyor ve yanma başlıyor. Fabrika 3 tane mı yandı? Cihaz mı patladı? Yan fabrika patlamış kadar büyük bir itki ve ses çıkıyor. Dolayısıyla gidip de ses yapmayın beyler diyemem. Yani yok, doğal sesimiz, diyorum yani. Doğal sesimiz her zaman önemli. Çünkü evet. Burası bir organize sanayi, bir iş yapılıyor. Ve buranın da belki de uzaya doğru giden bir parçasısınız. Ben bundan çok gurur duyuyorum açıkçası. Bugün gençlerimize Emre Bey çok güzel mesajlar verdi. İşte roket takımından başlayan, hobinin nereye gideceğini gösteren, bir taraftan da iş açısından meslek lisesinden başlayıp üniversite makine mühendisliği, master, bunun yanı sıra çeşitli şirketlerde çalışıp bugün işte Sorti'yi görüyorsunuz. 8 aylık bir süreç içerisinde nereden nereye geldi. Umarım Sorti'nin şansı açık olur, bahtı açık olur ve dünyaya doğru Türk bayrağını dalgalandırır.